Günaydın arkadaşlar. Kanalımızda ve hayatımızda yeni bir videoya hoş geldiniz. Hakan'la Altay uyanır uyanmaz direkt berbere gittiler saat 8'de. Berber randevuları varmış. Ben de onlar gitmişken evleri hemen şöyle bir temizleyeyim, toparlayayım diyorum. Ondan sonra bahçede bugün bizi büyük bir proje bekliyor. Hakan döndüğünde de bizi bahçede çok güzel büyük bir proje bekliyor. Yani muhakkak takipte kalın. Arkadaşlar bu da bahçenin son durumu. Hakan dün arkadaşımla birlikte pergolanın yani güneşliğin bacaklarını diktiler. Bugün de geri kalanını halledeceğiz. Umarım ikimiz tek başımıza yapabiliriz. Kayınbabam evvelsi gün buraya beton attı. Buraya da gelecek günler mutfağa gelecek. Masamız zaten en başından beri hazır. Sandalyeler eklendi. Hakan bugün bir de bakın burayla uğraştı. Terasın etrafına böyle toprak attı. Buraya bir de çimen ekilecek. Diğer tarafta doldurdular bakın. Buraya kadar çim o gelecek. Diğer tarafa tekrar böyle ufak ufak süsleme taşları gelecek. Hem bunun etrafına hem de diğer tarafa. Arka tarafı da komple yine çim olacak. Bence böyle bayağı bir değişim oldu. Hayalimize çok yavaş adımlarla ilerliyoruz. Check. Let's do this. Tamam. Fertig. Yavaş. Sonuncusunu da taktık. İki taraf da bitti. Şimdi bir de yanlara ekstradan böyle hem bu tarafa hem diğer tarafa perde takacağız. Hem yağmurdan hem güneşten korunmak için. Ondan sonra tamamen bittik. Pergolanın bitmiş hali. Bayağı sabrımızı zorladı. Şurayı ilk yanlış takmışız. Onu tekrar söktük, taktık derken bayağı vaktimizi aldı. Ama şimdi gayet güzel oldu. Bayağı da güneşten koruyor harbi. Hakan dışarıdayken ben de acil ev işlerine giriştim. Ve ilk olarak Altay'ın dolabıyla başladım. Odasını bitirdim. Şimdi evdeki son odaya geçiyorum. En zorunu en sona bıraktım. Aslında en zorundan başlamak gerekiyor. Ben tam tersini yaptım. Şimdiden gözümde büyüdü arkadaşlar. Hem dolabım düzenlenecek hem de giymediklerimi ayırmak istiyorum. Ve kışlıkları yani iyice böyle kalın kazakları çıkarmak istiyorum. Bu bayağı sürebilir. Hakan bahçedeyle uğraşırken ben de oraları halledeyim diyorum. Und? Oluyor mu? Oluyor ama sen bir şey biliyorsun aslında ama fizik bir zaman. Hakan şu an bahçedeki fayansların arasına bu şekilde silikon dolduruyor. Arkadaşlar tekrar yeni bir günden günaydın. Hakan yine iş başında. Bakalım ne yapıyor? Wow, aşkım çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Güzel oldu. Ondan önce masa çok kirli
pis duruyordu. Şimdi tertemiz, yepyeni bir masa oldu. Aynı istediğimiz gibi. Evet. Ya ama bir bekle, bir bitirsinler, belki yaparız onu da temiz dursun diye. Yani en azından bize doğru bakan taraf. Aynen. Tarafı. Evet, orası da çok pis duruyor. Ya şimdilik bildiğim beton işte. Ya ama pis duruyor yani. Ya. Bildiğim pis, kirli duruyor. Bunları üstünü de boyarsın ya. Neyse biz böyle bir çok kaliteli boya diye yazıyor internette. Tam da biz bir eşyalarımıza odaklanalım istiyorsan. Masa çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Bir de şemsiyenin ayağını boyasan. Oraya tutacak mı işte, hiç bilmiyorum. Şimdi bakın şey, bu da aynı olsun istiyoruz. Kapatır mı orayı? Bilmem. Kapatır ama o da taş, o da taş sonuç. Niye kapatmasın? Ya o tam taş değil. Bu resmen Napfenstein diyorlar. Bu beton. Kıyaslayamazsın. Probier seid einfach aus. Harbi taş. Ich probier schon aus da. Bu harbi taş. Bunu olmadı iki kat sürersin. Ama masa ya, var ya, wow. Tutar mı diye korkuyorum. Gerçi niye tutmasın ki bak. Hakan dışarıda meşgulken ben de bayram hazırlıklarına başlayayım diyorum. Zaten temizliğimi hallettim. Her köşesine kadar sildim, tozunu aldım. Şimdi de tatlıya geçeyim diyorum. Baklava tadında ay şeklinde bir tatlı denemek istiyorum bugün sizinle. Ve tarifi de hemen paylaşıyorum. Bir su bardağı un, bir su bardağı irmik, yarım su bardağı ceviz içi, yarım su bardağı fındık, bir su bardağı pudra şekeri, 2 vanilya şekeri, 2 kabartma tozu, 2 yumurta, 300 gram da tereyağı. Önce tüm malzemeleri yoğurma kabına ekliyorum. Daha öncesinde hem cevizi hem fındıkları robottan geçirdim ve küçülttüm. Kontrollü bir şekilde en sona unu ekliyorum ve yumuşacık bir hamur yoğuruyorum. Hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum ve rulo şekline getiriyorum. Aşağı yukarı 2-3 santim kalınlığında yasıllaştırıyorum ve çay bardağının ağız kısmı ile ay şeklinde parçalar kesiyorum. Dilerseniz çatal ile desen verebilirsiniz. Ardından yumurta sarısını sürüyorum ve önceden ısıtılmış fırına 180 derecede aşağı yukarı 10-15 dakika arasında pişiriyorum. Tatlımız fırından çıkıp ilk sıcağını atınca soğuk şerbeti üzerine gezdirerek döküyorum. Ondan sonra da Antep fıstığıyla süslüyorum. Ve bayram tatlımız hazır. Günün ilerleyen saatlerinde hazırlandık ve dışarı çıktık. Bayram yerine gitmeye karar verdik. Arkadaşlar da eşlik etti. Orada güzel bir gün geçirdik. Güzel mi anneciğim? Acayip hoşuna gidiyor.